bu yürüyüş yollarının tarihi alanın daha çok tanınması, daha çok anlaşılması, bu manevi atmosferin daha çok hissedilmesi ve gelen insanların da doğal bir ortamda, daha güzel bir ortamda yürüyüş yapabilmeleri olanak sağlayacaktır. Amacımız buradaki ziyareti bir anlamda çeşitlendirmek. Zaten burada da yazdık, başlıca iki amaca hizmet etmesi düşünülüyor bu yürüyüş güzergahının ki bir tanesi tarihi alan başkanlığımızın sorumluluk bölgesinde süregelen ve bugüne kadar sadece motorlu araçlarla gerçekleştirilen turizm faaliyetlerini çeşitlendirmek ve bölgeye daha çok ziyaretçi gelmesi için bir alternatif yaratmak. Diğeri ise kara muharebelerin Kumkale haricinde tamamının gerçekleştiği bu bölgede var olan ancak çoğu yerde maalesef doğal bitki örtüsünün altında demeyelim de aslında işgaline uğramış diyelim. Unutulmaya ve kaybolmaya yüz tutmuş siper, irtibat endeği, tünel, zeminlik ve benzeri kalıntıları ortaya çıkartmak. Biz bu güzergah boyunca belli noktalarda da seyir noktaları oluşturduk. Yani ziyaretçiler az yorularak yürüsün diye. Sonrasında yüksek sırttan Arıburnu Yarlığı'nın bulunduğu noktaya giderken de yaklaşık olarak 480 metrelik bir mesafe var. Bu mesafenin önemli bölümünde de bu sırtın üzerindeki siperlerin içinden yürüyor ziyaretçiler. Sonrasında Serçetepe bölümünde yine bir az önce başkanımızın da son konuşmayı yaptığı noktada bir seyir noktamız var. Sonrasında biraz sonra görüntüde göreceksiniz. Yüksek sırt üzerindeki şu bitki örtüsü temizlendi. Ve ortaya, hatta şöyle söyleyeyim, senelerce bu bitki örtüsünün içine ben dolaşmış bir insan olarak fark edemediğimiz derinlikte siperler ortaya çıktı. Ve burada bu siperlerin içinden insanları yürütmeyi düşünüyoruz. Burada bu arada gördüğünüz mavi güzergahlar, ziyaretçi gruplarının isteğe bağlı olarak gidip gelebilecekleri noktalar. Burada Anzakların Turks Point adını verdikleri bir makinalı tüfek yuvası var. Orası da bir ayrı seyir noktası. Sonrasında Mehmet Cesarettepe, Mehmet Çavuş anıtı üzerinden dönüşe başlıyoruz. Arıburnu yürüyüş güzergahını emeği geçen başkalan başkanımız olmak üzere bütün personelimize çok teşekkür etmek istiyorum. Bu onların bence en güzel projelerinden biri. Çünkü araçların içinde gezip sadece rehber eşliğinde dinlediğinizde o havayı soluyamıyorsunuz. Onu yaşayamıyorsunuz. Evet. Ecdadın bu toprakları vatan olarak bize hediye etmesi için neler yaşadığını çocuklarımızın biraz da dimağlarında canlandırması gerektiğini düşünüyorum. O toprağa, o doğaya, bu vatana neler yapılabilir orada belki daha da beyinlerinde canlanacaktır. O yüzden bu projeyi özellikle çok önemsiyoruz. Bu şey yapandan teknik alan var. Yani bizim buradaki aslında kamuya gelir getirici bir şey bu. Yani bizim şu ana kadar müze ve öğren yerlerini özel bir el bizim tarafından toplanan müze ve öğren yerleri gelirlerini özel bir el marifetiyle toplatalım diye bir ihale sürecine girdik. Ki bu da internet sayfamızda, gazetelerde ilan edildi. Şeffaf bir süreç işliyor. Burada aslında yanlış anlaşılan bir konu var. Burada bilet basım işi yok. Gelirlerin toplanma işi var ve %80'in de gelirleri kamuya, devlete yani kurumumuza alıyoruz. Ve oradaki 15 milyon meselesi de aslında süre sonunda biz 15 milyon kamu geliri garanti ediyoruz. Yani biz kuruma, kamu kurumuna, alan başkanlığına, devlete bir geliri garanti ediyoruz. Aslında bu devletin gelirlerini ve kamunun gelirlerini koruyan bir durum. Orada bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben orayı şahsileştirmiyorum ama yanlış anlaşılmaları düzelir zaman içerisinde. Yani biz tamamen burada kamuyu koruyan, devleti koruyan bir iş yapıyoruz. Kamuya gelir arttırıcı bir iş yapıyoruz. Bu iş olmasaydı oraya kendi personelimizi... Tabii zaten şu anda biz onu topluyoruz, bir personelimiz var. Bu arada bizim kamu personelimizden 8 veya 10'a yakın personelimiz de boşa çıkmış olacak. Yani biz onları başka türlü değerlendireceğiz. Orada bir yanlış anlaşılma var. Aslında şartname okununca çok da net orada gözüküyor. Herhalde yanlış bir anlaşılma oldu. Yani yanlış mı? Ne zaman ihale? 19'unda. O da ilan edildi zaten. Gerek resmi gazetede, gerek basında, gerek sayfamızda. Şeffaf bir süreç var. Müracaatlar oldu mu yoksa daha devam ediyor? Yani.
Ki zaten Türkiye'nin her yerindeki müze ve öğren yerleri böyle yapılıyor. Yani bütün Türkiye'deki müzeler ve öğren yerleri bu şekilde işletiliyor. Ve bu adamlar profesyonel olduğu için tanıtımları daha iyi yapıyorlar. Aslında biz entegre oluyoruz yani bütün Türkiye'deki müze ve öğren yerlerine entegre de olmuş olacağız. Ayrıca tanıtım da onlara yapacak. Tabii onlar gelir artırmak için adam daha çok tanıtmak durumunda. Troya'da da öyle. Öyle derler de işte. Yani Türkiye'deki bütün öğren yerleri böyle yani. Müze ve öğren yerleri. İki sene oldu. Bir peki, biri bazen işte vali telefonu açıp 100 kişiyle bunu bedava aldım gibi şeyler olamaz değil mi o zaman? Olmaması lazım. Yani onu şimdi o işin realitesini biz yaşamıyoruz ama yani burada her şey artık tamamen bir prosedür çerçevesinde, yani profesyonel bir elde yönetilecek. Bunlarla karşılaşıyoruz. Bakan gönderdi, bu bedava girsin. Karşılaşmadık. Müze kartı alıyoruz. Hayır, aslında şu müze kartı var ya, o kadar çok önemli bir şey ki. Evet. Ki mesela bunu da söyleyeyim. Şu andaki bizim durumumuzda müze kartla ilgili sorun yaşıyoruz. Çünkü biz kendimizi işlettiğimiz için Topkapı Sarayı'ndan örneğin müze kartı alan bir kişi bizim buraya geldiğinde müze kart bizim için tanımsız olduğu için sorun yaşıyorduk. Şimdi zamanla bu da aşılacak. Yani müze kartı da dahil olmuş olacak. Evet. Yani Türkiye'nin neresinde olursa olsun müze kartla girilen bir yere burada da girilmiş olacak. Yani ülke içerisinde bir bütünlük sağlanmış olacak. Günün birinde bu tarihi alanlar da artık parayla gezilecek. Öyle görüyorum. Hayır. Bakın bu tarihi günün, alan. Günün birinde. Onu bilemem. Şu anda zaten biz girişin ücretli olduğu yerleri yeni bir ücretlendirme bir yer yok. Yani tarihi alana girişine ücretsiz. Daha önce ücret alınan yerler yine ücretli olmaya devam edecek ama yeni bir ücret politikası yok. Yeni ücretli yerler olmuyor. Yine bir tarihi alanın birçok yeri ücretsiz olarak serbest. Bu ilaç kapısında neredir bu noktalar? İşte, tanıtım merkezi, Kilitbahir Müzesi, Hamidiye Tarlası, Bonetler sadece. Bonetler ama onun tamamı değil. Bonetler. Yani bahçe, şu an bahçe değil. Müze bir müze altı. Müze bir. Sadece şu anda para alınan yerlerin aynı şekilde devam edecek. Herhangi bir yeni ekleme yok. Yeni ilave yok. Müze statüsü olduğu için. Mesela yarın Sedülbahir biterse açıldığı zaman bu da eklenecek. O şartlamaları var tabii bunlar. İşte orada da en güzel şey müze kartı korumuş olacağız. Yani müze kartı entegre olunca yerli misafirlerimiz daha çok korumuş. Müze kart sahiplerini de teşvik etmiş olacaksınız. Onların da gelmesini sağlayacak. Aynen öyle. Yani karşıda Troya'yı gezen, müze kartıyla gezen birisi buraya da gelip bütün müzelerimizi o müze kartıyla gezmiş olacak. Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı noktalardan birindeyiz. Çanakkale tarihi alanın, Çanakkale destanı yazıldığı bu toprakların bir açık hava müzesi haline getirilmesi için yaptığımız çalışmalardan bir tanesini bugün sizlerle paylaşıyoruz. Karış karış savunduk, adım adım yürüyelim diye yola çıkarak tarihi alanın daha detaylı, daha anlaşılır bir şekilde gezilmesi, ziyaret edilmesi için yürüyüş güzergahları oluşturduk. Tarihi alana, Çanakkale tarihi alana gelen ziyaretçilerimizin savaşın yaşandığı noktaları daha iyi tahayyül etmesi, Çanakkale ruhunu daha iyi hissetmesi ve gelen ziyaretçilerimizin tamamen doğal bir ortamda ziyaretlerini yapmaları amacıyla değişik noktalarda ve değişik uzunlukta yürüyüş güzergahları oluşturduk. Bu yürüyüş güzergahlarımız tamamen toprak zeminde ve ahşapla desteklenerek oluşturulmuş güzergahlardır. Herhangi bir şekilde doğallığı bozulmadan tamamen doğanın doğal bir ortamda doğal dokusuna dokunulmadan oluşturulmuş olan yürüyüş yollarıdır. Umut ediyorum ki gelen ziyaretçilerimiz bu güzergahlarda yürürlerken hem savaşı daha iyi anlayacaklar, hem Çanakkale savaşlarını daha iyi özümseyecekler, hem de doğal ortamda Çanakkale ruhunu daha iyi hissedecekler. Burası hem ülkemizin hem de dünyanın gözü önünde olan bir yer ve burası Türk milletinin ortak değerlerinden birisi Çanakkale. Dolayısıyla biz de buraya bu kadar kıymetli olan bu müstesna coğrafyaya tarihi alan başkanlığı olarak gözümüz gibi bakıyoruz. Ve buradaki ortaya çıkan o Çanakkale ruhunu daha çok hissedilir hale getirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak adına da çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Tabii bunu yaparken de önce milletimizin çok büyük desteğini görüyoruz her zaman.
Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız her projeyle ayrı ayrı yakından ilgileniyor ve destekliyor. Hem hükümetimiz de buraya çok büyük destek veriyor. Dolayısıyla bu kadar kıymetli olan bir yerde de tarihi olan başkanlığı olarak bizler de arkadaşlarımızla daha çok ziyaretçi çekmek ve daha çok bilinir hale gelmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir hedefimiz var. Burasını, Çanakkale tarihi alanı dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi haline getirmek. Dolayısıyla burada bu altyapı var. Çünkü buradaki siperler, buradaki tabyalar, buradaki yürüyüş yolları, buradaki savaştan kalan malzemeler hala bütün canlıyla duruyor. Ve burası da Çanakkale tarihi alanı hepimizin bildiği gibi dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı olma özelliği var. Ya bu kadar çok özelliğe sahip, bu kadar kıymetli bir yerde biz daha çok ziyaret edilen bir hale getirmek istiyoruz. Zaten şu ana kadar hem ülke içinden hem ülke dışından Çanakkale büyük bir ziyaretçi akınına uğruyor. Her geçen gün artan bir ziyaretçi yoğunluğumuz var. Yıllık ortalama 3 milyon civarında bir ziyaretçi sayısına ulaştık ama bizim için bu yeterli değil. Umut ediyorum ki yakın zamanda inşallah bu ziyaretçi sayımız daha da artacak. Özellikle ülke içerisinde bir gün gelecek Çanakkale'yi görmeyen hiç kimse, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kalmayacak diye düşünüyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde devam ettiriyoruz. Buradan herkesi Çanakkale ruhunu daha iyi hissedecekleri bu yürüyüş güzergahlarına davet ediyoruz. Ve buraya gelen herkes görecek ki bu müstesna mekanlarda, bu doğal ortamda, bu arkamda görmüş olduğunuz manzarayı da görerek ve Çanakkale destanını, Çanakkale kahramanlığını daha iyi hissederek, daha iyi anlayarak, savaşı daha iyi anlayarak burada bir ziyaret gerçekleştirecekler. Buradan hepimizin ortak paydası olan Çanakkale'ye herkesi davet ediyorum.